Evet arkadaşlar, bugün ne videosu çekeceğim? Motor benzin ışığım yanmaya başladı sabah işe gelirken. Işık yanmaya başladıktan itibaren bakalım kaç litre benzin alacağız. Bir de şey videosu çekeceğim, ışık yanmaya başladıktan sonra ne kadar gidiyor onu da çekmeyi düşünüyorum ama tabii bugün değil o. Yanıma yedek benzin almam lazım onun için. Şimdi gördüğünüz gibi ışığım yanıp sönüyor. 180 km olmuşum şehir içinde. 180 km'de ışık yanmaya başladı. Bakalım kaç litre alacak. Açıl susam açıl. Tekrar hareket edince bir çizgi çıktı gene piyasaya. Ama pek güvenilir değil çünkü hareket ettikçe tekrar ışık yanmaya başlıyor. Evet, kaskımızın dörü de kapattık. Çıktık ve doğru gidiyoruz. Bugün hatta şey videosu çekmek istiyorum. Benzini bir alalım da müsait olunca. Motorum 5000 km oldu. 5000 km'ye kadar bir 4000 km videosu çekmiştim. Bir de bakalım 5000 km videosu çekelim. Ne yaşadık, ne yaptık. Benzinler genelde Shell'den almaya çalışıyorum. Aynı istasyon, aynı pompa şehir içinde olduğum sürece. Yanıp sönüyor. Acaba bu ışıkların gücünü yükseltebiliyor muyuz ya? Gündüz hiç gözükmüyor. Ablacığım önüme kırmazsın umarım. Şu park yollar. Çok tehlikeli bir dört yol ağzı. Tut kazanı veriyor. Titreşimi hissetmeye başlıyorum. Devir 8000'lere geldiği zaman. Özellikle elimde.
Evet, benzin kaç para? 7.24. Hayal bir gerçek oldu. ...83 km yapmışız. Işık yanıp dönüyordu. Bakalım ne kadar alacağız. He? Hoş gördük. Nasılsın? Yarışlar mı? He? Yarış mı var? Yarışa ben gitmem bununla ya. Enduro yarışı. Cross yarışı. AS 850. Normal V-Power. V-Power. Uçuralım. Pahalısından alalım. Kas tanımlı mı? Tanımlı tanımlı. Biz Shell'ciyiz biliyorsun ya. Arabada da motorda da. Gerçi öbüründe daha az mı yakacak? Yok ya, az fuel yapalım. Save diyor da pek save mev yok. Her şey gazın ayağında biter ya. Aynen. Şimdi ışık yanmaya başladı da bakalım kaç litre alacak, onu şey yapıyorum. Sağ olasın. Kaç numaraydık? 4. 9 litre aldı. 183 km miydi? 183 km. 9 dakika. Koş. Merhaba. Hoş gördük. Temassız geçeceğiz. 4 numara. 0'a bas. 0'a bas ama. Evet. 66 giriş. Giriş. Tamam. Şimdi oradan atacağım. Atacağım. Buraya sürekli bakıyoruz. Hep buraya bakıyoruz. Çünkü bazı kartlarda bize nüshal çıkarmıyor. O zaman sorun olur. Bir iki kere çekeriz dışarıda. Onun için ek nüshal almıyor. Sonra da başınız ağrıtır. Üstekini yakıtlayan arkadaşlar. Teşekkürler, sağ ol. Üsttekini arkadaşa, alttakini bize. Evet. Hadi kolay gelsin. Kaç litre aldık? 9.12 litre. Kaç kilometre olmuşuz? Evet. 5085 kilometre olmuş. Bu zamana kadar olmuş.
zamana kadar ne yaşadım? Yaşadığım en büyük sıkıntı neydi? Akünün bitmesiydi. Akünün bitmesi de tabii kendi kullanım hatamdan dolayı da motora alarm sistemi taktırmıştım. O da sürekli aküye bağlamıştım, sürekli aküden aldığı için elektriği şöyle bir 10-15 gün çalıştırmayınca akü bitti, akü basmadı, aküyü değiştirdim. 230 TL akü verdim. Onun dışında ne yaptım? Keyfi olarak tabii zincir normalde değişmiyormuş bu kilometrelerde ama tabii ustaya gittik, artık ustaya güveniyordum ama İnternette sonradan araştırma yapınca yani 5000 kilometrenin zincir değişimiyle ilgili erken olduğu konusunda hep yorumlar vardı. Gerçi onu da değiştirdik, bir araya 500 sıkıştı ama zinciri değiştirdik. Arka kaplinlerin lastiğini değiştirdik. Zincir değişti, kaplinler değişti. Güzel bir ayar oldu zincirle. Biraz daha nasıl diyeyim, aklım en azından zincirde kalmayacak birkaç sene daha diye düşünüyorum. Yani toplamda yaptığım masraf ne oldu? 500 zincir kaplin değişimi, 230 lira da akü değişimine verdim. 730 lira. Zaten normal periyodik bakımın ücretini şey yapmıyorum çünkü komik bir rakam oluyor yani şeye göre 85 TL bir maliyeti oluyor. Ama tabii normal bakımda kastrol yağı koydukları için ben ne yapıyorum? Normal yağ bakımından sonraki diyorum ekstra Motul 71 çift sıfır yağ koyduruyorum. Onunla daha rahat oldu motor. Hele zinciri değiştirdikten sonra özellikle vites değişimleri çok rahat olmaya başladı. Zincir değişiminden sonra belirgin derecede hissedildi. Çok rahat takılma olmuyor, zorlanma olmuyor. Rahat bir şekilde değişiyor. Pek bir şey fark etmedi. Yakışta da fark etmedi sanırım. Belirgin bir fark olmadı. Sadece vites değişimlerinde belirgin bir rahatlama oldu. Bunlar da tabii zinciri değiştirmeyebilirsiniz. Ben çok incelediğim için oluyor sıkıntı. Aslında sıkıntı da değil. Yani normal başkası belki binerdi bu şekilde. Ama ben pimpirikli olunca işte duramıyorsunuz. İçinizde kaşıntı başladığı an kaşıntının bir şekilde giderilmesi lazım. Bu arada orijinal lastikleri kullanıyorum. Lastikler değişmedi. Lastiklerimiz orijinal kazı kaşıkçı lastikler. O konuda da sıkıntımız yok. Lastikler konusunda. Sadece şu oluyor, arka amortisör biraz sert. Gerçi internetten araştırma yaptığımda da o amortisörün üst kısmında alyanla gevşetilen bir yer varmış. Oradan sertlik ve yumuşaklık ayarlayıp yapılabiliyormuş. Bakalım acaba yumuşatsam mı diyorum ama. Tabii yumuşaklığın şöyle bir dezavantajı oluyor. Yumuşadığı zaman yol tutuşumuz biraz azalır diye düşünüyorum. O yüzden de pek oynayasım gelmiyor işin aslında. Sertliğin de şehir içinde özellikle bizim yollar park olduğu için park yolda biraz dezavantajı var. Lastiklerin havası da tabii önü 32, arkaları da 36 yapıyorum. Normal standart yapıyorum. Bu sürüşte ne oluyor? Burası sıcak bir memleket. Şu anda 26 derece, dışarının sıcaklığı. 36 bastığım arka lastiğin havası şehir içinde dolaşırken 38'lere 39'lara çıkıyor. Oradan zaten lastik bir sertleşiyor. Bir de bunun üstüne amortisörün sertliğini eklediğimiz zaman özellikle tek kullanımlarda biraz rahatsız edici olabiliyor. Fark edelim.
Yoksa asfaltta hiçbir sıkıntı yok. Arkaya artçı aldığım zaman o sertlik de kalmıyor zaten. Şimdi normalde amortisörü yumuşatsam tek başıma kullanmada tamam konfor elde edeceğim. Biraz yol tutuştan taviz vereceğiz ama artçılı kullanımda bu yumuşaklıktan dolayı arkaya yük bindiğinde daha da yumuşacak. Böylece sıkıntılı durumlar olabilir. Özellikle hızlı girilen çukurlarda. Türkiye yaz memleketi, yazın motor kullanımı da çok yüksek bu arada. Evet, motor Ahteve. Benim taşlardan şurada bir yerde duracağım ama evet, bulunduğu yerden çekiniz araçları. Sanmayın polisten korktum lan dedim. Yani her şeyimiz tam. Hat alacağım.